Herkese merhaba. Bugünkü videoma hoş geldiniz. 2017 yılının Haziran ayında köydeki evimi yapmaya başlamıştım. Burada olduğum sürece olabildiği kadar fotoğraflar çektim. Sonrasında da bu fotoğraflardan küçük bir teaser yapmayı düşündüm. Yani böyle küçük müzikli işte evin yapımını gösteren bir video yapmak istedim. Bu videoyu yaparken baktım fotoğraflar çok fazla ve süresi çok uzun sürdü. O zaman dedim ki üzerine bir de ses kaydı yapayım da bu süreçte yaptıklarımı paylaşayım. Bu benim açıkçası böyle çok planlayarak yaptığım bir şey değildi. Video beklediğimden çok daha fazla izlendi ve tabii altta bilmiyorum kaç yüz tane soru var. Bayağı bir soru oluştu. Bu sorulara olabildiği kadar yanıt vermeye çalıştım ama yine de yeterli olmadı. Bugünkü videonun konusu köy evinin iç planı, bu sıradaki oluşan maliyetler ve edindiğim tecrübeler üzerine olacak. Umarım sizin için faydalı bir video olur. O zaman evin ölçüleriyle başlayalım. Öncelikle inşai bir yapı yapacağınız zaman en önemli şey evin bir projesi olması gerek. Benim en büyük eksiklerimden biri projesizlik oldu. Projeden kastettiğim evin iç planı değil. Elektrik projesi, mekanik projesi, statik projesi gibi projelerden. Yani nereye priz koyacaksınız, nereye nasıl su götüreceksiniz, bunların hepsini önden planlamak lazım aslında ki bütün projeyi buna göre şekillendirmek için. Benim bunlar hep birazcık yolda yapıldı. Çok büyük sorun yaşıyor muyum? Yaşamıyorum belki ama yine de baştan planı projesi olsa çok daha iyi olurdu. Ama dediğim gibi siz yapacak olursanız bence bir mimara istediğiniz planı öncelikle bir çizdirin. Elektrik, mekanik ve statik projeleri bir oluşsun öncelikle. Şöyle evimin önce dıştan yapısından bahsedeyim. Normalde evin ön cephesi 10 metre, arkaya doğru da 8 metre. Yani evin toplamda oturmuş olduğu alan 80 metrekare. Bu 80 metrekarelik alanın dışında bir de burada gördüğünüz gibi bir veranda var. Veranda evin çatısı nasıl yapıldıysa aynı şekilde yapıldı. Yani evin çatısındaki bütün kullanılan izolasyon malzemeleri sırasıyla burada da kullanıldı. Dolayısıyla çatının altı da çok korunaklı. Cam sistemle veya farklı sistemlerle kapatmak istediğimde kapatabilirim. Bu veranda ile ilgili söyleyebileceğim en önemli şey verandanın genişliği. Bu verandanın genişliği evin 10 metrelik ön cephesi boyunca 2,5 metre eninde. Yani bu verandanın genişliği 2,5 metre ki kullanımda şöyle sorunlar yaşayabiliyorsunuz. Normalde masa burada diyelim. Masanın sağından solundan geçerken biraz sıkıntı oluyor. Kalabalık oturduğunuzda biraz sıkışıklık oluyor. Yani bunun en az bir yarım metre daha önde olmuş olması belki çok daha kullanışlı olurdu. Hatta belki 2,5 metre yerine 3,5 metre bile olabilirdi. Daha güzel olabilirdi böyle. Ama şu anda da artık bu böyle yaptık ve bu şekilde kullanıyoruz. Bunun dışında evin dışında söyleyebileceklerim. Evin zemini şu şekilde oluşuyor. Şu görmüş olduğunuz kayrağın altında 30 santimetrelik bir beton var. Betondan sonra ben ahşabı zeminden tamamen kesmek için buraya böyle bir kayrakla kapladım. Yani şöyle bir şekil olsun diye. Bunun kenarlarını da silikonla doldurduk. Hani böcek girip çıkmasın diye. Ve bu şekli oluşturmuş olduk. Böyle evin sıcak su ihtiyacını buradaki güneş enerjisinden sağlıyoruz. Evin iki tarafına da şu buradaki, burada ve burada birer tane cam koydum. Simetrik olması için evin öbür tarafı da aynı şekilde. Burası arkadaki odanın camı, burası da salonun camı şeklinde. Evet, fark ettiğiniz gibi bütün zeminlerimiz kayrak zemin, kayrak taşından. Aslında benim yapmak istediğim yer zemin aslında dümdüz seramik gibi döşeniyor ama açıkçası bu biraz yanlış yönlendirmelerle birlikte ortaya böyle bir görüntü çıktı. Artık bunu da yıkıp dökmedik ve bu şekilde kullanıyoruz. Böyle bir zeminin olmasının ne dezavantajı var? Tam düz bir zemin olmadığı için yürürken birazcık engebeli kullanıyorum bunu. Bu biraz sıkıntı ama bunun dışında görüntüsüyle ilgili bir sorunum yok. Zemine de parlak bir taş verniği kullandık. Şu anda dışarıdaki parlaklık etkisini birazcık kaybetti ama evin içinde etkisi hala sürüyor. Evet, evin iç planıyla devam edelim. Evet, evin içine girdiğimizde evin zeminde gördüğünüz gibi kayrak taşı döşeli. Bu kayrak taşı dediğim gibi birazcık engebeli bir yapısı var ama görüntü olarak güzel. Dediğim gibi tam istediğim bu değildi. Aslında istediğimle ilgili burada birkaç tane fotoğraf buldum internetten, onları paylaşıyorum. Ama bu şekilde olmadı. Şimdi evin burada
bir duvarı var. Bu evin boydan boya kaplıyor. Sadece arada bir kapısı var. Bu duvar sadece salona bakan kısmı yine kayrak taşı döşeli. Duvarda kayrak taşı çok güzel duruyor bu arada. Burada gördüğünüz gibi benim çok hoşuma gitti bu. Bu şekilde bir görüntüsü oluştu. Salonun eni 4 metre. Tabii ki evin ön cephesi boyunca da salon devam ediyor. Yani 40 metrekarelik bir salon var. Bu salonun sol tarafında bir pencere. Bu pencerenin olduğu yer oturma odası olarak kullanıyorum. Diğer tarafı da mutfak olarak kullanıyoruz. Bir de bu taraftan karşıya bakalım. Evin mutfağı da bu şekilde. Ben daha önce bir evimde mutfak açık şekilde kullanmıştım. Makinaları seçerken çok yüksek sesi, yani desibeli düşük olan makineler seçtiğinizde hiçbir problem yaşamıyorsunuz. Yani benim canımı sıkan bir durum olmadı şimdiye kadar. Planlamasını yaparken ortaya televizyon koyduk. Buraya da şömine koyduk. Aslında şömine ortada olup televizyon köşede de olabilirdi. Ama şöminenin bacasını çıkartmak köşeden daha kolay olduğu için burada gördüğünüz gibi sol tarafa koymuş olduk. Şöminenin şekli de bu. Şimdi kısaca diğer odaları göstereyim. Ondan sonra ısınmadan şömineden bahsedeyim. Buradan girdiğimde sağda bir oda var. Böyle. Bu oda yatak odası olarak kullanıyoruz. Tavanı böyle gördüğünüz gibi açık. Bu yukarıdaki odanın duvarını oluşturuyor. Odanın içerisinde yaklaşık 3 metrekarelik banyosu ve tuvaleti var. Böyle. Odanın kendisi de yaklaşık 14 metrekare, 15 metrekare kadar bir şey. Öbür tarafta da aynı şekilde bir oda var. Bu odanın da tavanı açık. Bu duvarı yandaki, yukarıdaki odanın duvarından. Bunun içerisinde de yaklaşık 3 metrekare kadar bir banyosu, tuvaleti içinde bulunuyor. Onun dışında ayrıyeten bir de ortada bir tuvalet var. Tuvalet ve banyo var. Yani toplamda günlük olarak kullanılan bir WC. Odaların içinde birer WC'si ve banyosu var. Buradan üst kata çıkıyoruz. Şöyle göstereyim. Çatının içindeki şu alanda da bir oda oluşturmuş olduk. Bu odaya da içeriden merdivenle çıkıyoruz. Evet, bu odada böyle. Fark ettiğiniz üzere ailece Galatasaraylıyız. Buranın da orta yüksekliği gayet yeterli bir yükseklik. Yani 2 metre 30 santim kadar bir yükseklik var. Bu duvarlar aşağıdaki odaların duvarını oluşturuyor. Normalde biz aşağıdaki odanın tavanını düz yapmış olsaydım buradaki köşe aşağı doğru gidecekti. Ama bunu böyle yapmayarak hem aşağıdaki odaların daha ferah bir tavan olmasını sağladık, hem de gereksiz alanlar oluşturup boşluk oluşmasını da engellemiş olduk. Bu oda da böyle çocuk odası olarak kullandığımız bir oda. Evet, şimdi aşağı geçelim tekrar. Şömineden ve şömine tecrübelerinden bahsedelim. Normalde ben bu eve soba ya da şömine kurmayı düşünüyordum. Yani iki alternatiften birini yapacaktım. Öyle oldu, böyle oldu. Şömineye karar verdik. Bu şömine Priti denen bir marka. Bu Priti denen markanın internet sayfasını bulabilirsiniz. Ben de zaten açıklamalar kısmına bunu koyacağım. Bu ısınma sisteminin önce elemanlarından bahsedeyim. Bir kere tek başına satın aldığım bir şömine var. Bu şömine kazanlı bir şömine. Yani bunun içerisinde yukarıda bir kazanı var. Ve buradaki şömine yandığında kazan ısınıyor. Kazan ısındığında içindeki suyun sıcaklığı belli bir sıcaklığa ulaştığında şuradaki termometreden ayarladığım sıcaklığa ulaştığında pompa çalışıyor ve bu pompa çalıştığında sisteme otomatik olarak su pompalanmaya başlıyor. Bir önceki videoda evin zeminine kayrak taşının altından ısıtma borularını geçirdiğini söylemiştim. Aslında bu ısıtma boruları aynen radyatörlerde kullanılan, hatta bu pompa da normal radyatörlerde kullanılan bir pompa. Yani bu bir kalorifer tesisatı. Ben bunları alttan döşedim ama isterseniz siz bunları direkt radyatör olarak da döşeyebilirsiniz ama ben bu evde radyatörleri nereye koyacağım ve o radyatörlerin görüntüsü nasıl olacak bundan emin olamadığım için radyatör kullanmadım. Alttan ısıtma kullandım. Peki bu alttan ısıtmayı kullanırken ne yaşıyorum? Şimdi bu kayrak taşları bir kere en az 3-4 santim kalınlığında bir taş.
Altında da 3-4 santim bir beton var. Dolayısıyla bu taşların ısınması biraz zaman alıyor. Yani yaklaşık olarak 5-6 saat de anca ısınıyor. Ama şöyle bir artı yanı da var. Bu zemin bir kere ısındı mı artık soğumuyor. Ve uzunca bir süre bu şekilde kalıyor. Yani şömine sönse bile, hani evde soba söner de soba söndüğünde ev buz gibi olur ya. Burada bunu yaşamıyorsunuz hiçbir zaman. Evin içi hep ılık kalıyor. Şömine sönüyor, yanıyor, yakıyorsunuz tekrar ve bu şekilde ilerliyor. Şimdi şöminenin kendisi ve pompası. Bir de bunun dışında bu şöminenin bir dekoru var. Burada gördüğünüz gibi. Bu şekilde bir de dekor yapılıyor. Şimdi bu dekorun ucu açık. İstediğiniz kişiye istediğiniz gibi şömine yaptırabilirsiniz. Yani burada ekonomik olarak da düşünebilirsiniz. Çok geniş de düşünebilirsiniz. Çok para da harcayabilirsiniz. Şöminenin dekoru da belli bir ciddi bir para tutar. Kayrak taşları döşeyen Salih Usta bu şömineyi yaptı. Bence çok da güzel oldu. Bu şömine yapılırken şöminenin şurada bir küçük bir odası var. Buradan içeri girip müdahale edilebiliyor bu menfezin arkasında. Bu menfezin içindeki oda baca borusu çalıştığında, bacadan sıcak hava gittiğinde buradaki oda ısınıyor. Ve o menfez çok ciddi bir sıcaklığa ulaşıyor. Yani el değmeyecek sıcaklığa ulaşıyor. O yüzden ev aslında bir yandan da bu menfezden ısınıyor. Şimdiye kadar uygulamadım ama bu menfezin içerisine bir sıcak hava pompası koyup ben buradaki havayı buraya üfletebilirim. Böyle bir durumda evin ısınması da çok kolay olur. Ben kışın buraya çok soğuk havalarda geldiğimde şömineyi yakıyorum. 5-6 saatte ev tamamen ısınmış oluyor. Eğer ki böyle bir uygulama yapacak olsam çok daha kısa sürede evin ısınmasını sağlayabilirim. Evin girişinden bahsedeyim. Evin girişinde 2 tane 2'ye 2 burada gördüğünüz gibi sürgülü kapı var. Yani evin bir girişi, giriş kapısı, holü vesaire yok. Bunlar olmadığı için tabii bir alan kaybı da yok. Yani giriş kapısı ve holle birlikte nereden baksanız bu salonun içerisinde 4-5 metrekarelik bir alan kaybolurdu belki. Hatta daha fazla. O yüzden de ben böyle bir şey yapmadım. Direkt girişi önden yapıyoruz. Normalde burası hem evin camı gibi oluyor hem de kapısı gibi oluyor. Ve kilitlenebiliyor. Kapatıp kilitleyip de çıkabiliyoruz. Evet, evin planı bu şekilde. Evet, burası da benim depom. Eğer bahçeli bir eviniz varsa mutlaka böyle bir deponuz olması gerek. Bu depoyu nasıl oluşturduk? Bu depoyu şöyle oluşturduk. Normalde evin bir pis su gideri var. Buraya şu kısma yaklaşık olarak 2 metrelik, 1,5 metrelik ve derinlik olarak da 3 metrelik, 2,5-3 metrelik yine bir çukur açtık. Sonrasında içini piriketten ördük ve üstünü de beton attık. Evet, içeriye doğru yaklaşık 4 metre, 3,5-4 metre kadar, eninde de yaklaşık 4,5-5 metre kadar bir alan oluşturmuş olduk. Burası 20 metrekarelik bir alan oldu. Buranın içini ben hep depo gibi, malzeme gibi yığma şekilde kullandım hep ama artık burayı temizledim. Bir zemin yaptırdım. Burada gördüğünüz gibi boyadım ve tertemiz bir hale getirdim. Burayı bir kiler gibi kullanacağız. Hem mutfak olacak hem malzemelerimizi koyacağımız bir alan olacak. Bir de bunun yanında yaklaşık olarak 6 metrekarelik bir yer var. Bir de böyle benim alet edevatlarımı koyduğum, ekipmanlarımı koyduğum bir alanım var. Buraya raflar koyduk. Ve bu şekilde malzemelerimi buraya koyuyorum. Bunun altında da tuvaletin gideri var. O zaman maliyetlere geçebiliriz. Evet, şimdi en çok sorulan şey maliyetler. Maliyetlere gelelim. Yani arkadaşlar, söyleyeceğim en önemli şey, eve ne kadar para harcarsanız o kadar para harcanır ve maliyet o kadardır. Yani bu ev kaça mal oldu, ben bunun aynısını yapacağım gibi bir durum yok aslında. O yüzden bence çok maliyete takılmayın. Ama ben yine de buraya ne harcandı kısaca bunlardan bahsedeyim, malzemelerden bahsedeyim. Şimdi 7 metreküp dış kaplama ladin kullandık. Bu birinci sınıf ve bunun güncel fiyatı yaklaşık 20 bin lira. 10 metreküp lambiri kullandık. Bu lambiriyi nerede kullandık? Evin çatısında, duvar bölmelerinde, evin iç kaplamasında kullandık. Bu 10 metreküplük lambirinin de bugünkü fiyatı yaklaşık 28 bin lira gibi bir fiyat. 4 metreküp 5'e 10 kullandık. Bu 4 metreküp 5'e 10 bugün yaklaşık 12 bin lira. Bu temiz kullanılan 5'e 10. Bunun dışında 5 metreküp 5'e 10 da İnşaatlık olarak aldık. İçerideki iskeleti, ana iskeleti oluşturmak için kullandık bunu. Bunun da güncel fiyatı yaklaşık olarak 6500 lira civarında.
Toplamda 60 tane OSB kullandık buraya. Bu OSB çatı izolasyonunda kullanıldı. Ve bunun güncel fiyatı yaklaşık 7000 lira. 350 metrekarede izolasyon malzemesi kullandık. Yani izocam kullandık biz. Duvarlarda ve çatıda izocam var. İzocamla birlikte strafor da var. Bunun da güncel maliyeti yaklaşık 2500 lira gibi. Bu izolasyon malzemesini istediğiniz gibi aslında genişletebilirsiniz de. Tabii ki bolca vida ve çivi kullanıldı. Bunlar da yaklaşık olarak 2500 lira gibi. Vernik olarak Hemel'in dış cephe verniğini, Jotun'un ahşap boyasını kullandık. Bunların da yaklaşık olarak maliyeti 5000 lira. Mutfak MDF'den yapıldı arkadaşlar. Ama mutfağın dış kapakları lambiri görünümlü. Yani aslında MDF'den yaptık ama kapaklarını ben MDF'den yaptırmadım. Evin içine uysun diye lambiriden yaptırdım. O zamanın şartlarında ben mutfağa 4000 lira gibi bir para harcadım. Bu günümüzde yaklaşık olarak tahminim en az 2 katıdır. Yani 8000 lira kadardır. Bu fiyatlar güncel. Bunun da günceli yaklaşık 8000 lira kadar tutar diye tahmin ediyorum. Böyle bir evin işçiliği de 35 bin lira kadar. Peki bunun dışında ne maliyet var? Bunun dışında tuvalet ve banyoların malzemeleri var. Ben bunları böyle çok uçan kaçan pahalı şeylerden almadım. Tuvalet ve banyonun yaklaşık maliyeti 12 bin lira civarındaydı o zamanın şartlarında. Alttan ısıtmanın sistemi için yaklaşık olarak 9 bin lira gibi para harcadık. Şömine yaklaşık olarak 4500 liralık bir şömineydi. Şöminenin etrafının işçiliğine, yani şöminenin etrafının işçilik kısmına o zamanın şartlarında 4000 lira gibi bir para harcadım. Evin tamamının taş ve işçiliğine yaklaşık olarak 5000 lira gibi bir para harcadım. Bunun dışında evin toplamda 36 metrekarelik bir gaz beton döşemesi oldu. Bu gaz betonun malzemeleriyle beraber yaklaşık olarak 8000 lira gibi bir maliyeti oldu o zamanki şartlarda. Zemine attığımız beton da 12 bin lira gibi bir maliyet tuttu. Toplamda diğer malzemeler için de yaklaşık 10 bin lira gibi bir para harcadı. Yani şu kısım, şuradan sonraki oluşan kısım o zamanın şartlarındaydı. Ben o zamanın şartlarıyla bu zamanın şartları arasında baktığımda yaklaşık olarak bunlar iki katı gibi düşünebilirsiniz. Şurası yaklaşık olarak 126 bin lira gibi bir maliyeti var bugün. Buranın da yaklaşık olarak maliyeti 65 bin lira ki bugünkü şartlarda yaklaşık 130 bin lira gibi bir rakam tutar diye tahmin ediyorum. Bunun içerisinde tabii bir tuvalet çukuru da yaptık. Tuvalet çukurunu da betonla kapladık ve üzerine de depo alanı yaptık. Yani bugünümüz şartlarında burası 250 bin lira gibi bir rakama mal olur. Bu şu demektir. Burası toplamda, burası yaklaşık olarak verandasıyla beraber 100 metrekare diye düşünsek, Mehmet Usta'yla da görüştüğümde böyle bir evin öyle böyle maliyeti yaklaşık olarak 2500 lirayla 3000 lira arasında metrekare fiyatı değişir. Yani siz bunu kaç metrekare yapacaksanız bu oranda genişletebilirsiniz. Dediğim gibi sonuçta maliyet size bağlı. Ne kadar harcarsanız o kadar maliyet olur. Evin maliyeti de kabaca bu şekilde. Evet arkadaşlar, köy evi ve maliyetler videosu da bu şekildeydi. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sorularınıza cevap verebilmişimdir. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.